Bilgiyi yetenek ya da sabır ölçmek amacıyla yapılan zorlu süreç. Harf alayım. Bilgi, yetenek ya da sabır ölçmek amacıyla yapılan zorlu süreç. Bildiğiniz şey ya. Bilgi neyle ölçülür? Sınav. Ha, onun Arapça kökenlisi. Sınav. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. Hayat bir... imtihan. İmtihan, doğru cevap. Efendim, yarışmanın ortasındayız. 2900 puanımız var. 1 dakika 16 saniye süremiz var ve 18 tane harf alabiliriz. 18 harf ciddi bir avantaj. 2900 puan çok iyi bir puan. 1 dakika 16 saniye bizi zorlar. Orada biraz sıkı durmamız lazım. Biraz daha hızlı hareket etmeliyiz. Geliyor 7 harfli bir diğer kelimemizin sorusu. Macarca kökenli. Vay be sevgili izleyenler. Macarca. Macarca kökenli. Acaba nasıl sormuşuz? Asker kemeri anlamında kullanılan sözcük. Çok basit, biliyorsunuz. Evet, yaptık hepimiz. Yerliğimizi yaptık ama 4-5 yılı. Hayır, almayacağım. Almayacaksınız. Peki. Asker kemeri olan kullanan... Bir harf alayım. Dilimin ucunda. Tabii ki. Bir harf daha. Yazık oldu. Hiç önemli değil. Soğuk bir kıta söyleyin. Alaska, Palaska. Palaska, doğru cevap. Yeni bir deyimimiz var artık. Alaska, Palaska. Böyle şey, sihir sözcüğü. Bilmiyorum gibi. Efendim, 8 harflilerle devam ediyoruz. İtalyanca kökenli ve İtalyan kültüründen bir soru. Artık o İtalyan kültüründe kalmadı tabii. Gelsin bakalım soru. Espresso bazlı süt ve süt köpüğünden yapılan bir İtalyan kahvesi. Latte, espresso dedi. Değil. Macchiato. Değil. Daha basit düşünün. O latte'den bir sonrası zaten odur gibi. Latte'den bir sonrası süt köpüğü. Köpüklü. Latte'den sonrası. Harf alın. Macchiato. Değil. Süre gidiyor. Harf alayım. Harf aldınız. Ç. Cappuccino. Cappuccino, doğru cevap. Zaten durdurmasaydınız, durdurtup Nusret diyecektim size. Evet. Muhtemelen Zart diyebilecektiniz. Evet. Efendim, 8 harflerle devam ediyoruz. Rusça kökenli bir kelime. Vallahi dünyadaki bütün diyor. Biz Sanskritçe kökenli sormadık bugün. İnşallah onu da haftaya falan. Aman, ya da yarın öbür gün. Efendim, gelsin bakalım soru. Bir bütün olarak gözüken ama her açıldığında yeni bir tanesi matruşka ortaya çıkan Rus bebeği matruşka, doğru cevap. Şimdi Engin Bey. Evet. 7 saniyemiz var ve 4 tane sorumuz var. 15 harf alabilme şansımız var. Şu an gün birinciliğine çok yakınsınız ama bu süreyi süper kullanmamız lazım. Harflerin hepsini alırsam gün ne olur? Hiçbir şey olmaz. Zaten o kadar süremiz yok. Yani alabildiğiniz kadar alın ama. Yani eğer ki soruyu gördüğünüz anda böyle bir şey olursa, hemen bilemeyecek gibi, evet, olursanız. Ben de olabildiğince hızlı okuyacağım. Çünkü yani harf alıp durdurabilirsiniz süre çok gitmesin, evet, diye. Efendim, 9 harfli ilk kelimemiz, ilk cevabımız 2 kelimeden oluşuyor. Gelsin bakalım soru. Uyku getirecek denli ağır ve sıkıcı konuşmak. Harf alayım. Uyku getirecek denli ağır ve sıkıcı konuşmak. Evet. Ağırdan böyle... almak. Şey. İki kelime bu. İkinci kelime edat. Uyku ne getirir uyku? Uyku konuş ağır yani. Böyle bir konuşurken. Yani... Esnemek. Değil. Uykuyu ne getirir? Mesela bebek uyutacaksınız. Uykusu gelsin diye ne yaparsınız? Pişpişlim. Yok. Yani... Yatırırız. Ay başka? Ninni söylemek. Ninni gibi. Ninni gibi, doğru cevap.